Hayırlı günler kıymetli BİTS TV izleyicileri. Yeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bugüne kadar hiç dokunulmamış, hiç anlatılmamış kadim BİTS tarihiyle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. BİTS'in ekonomik tarihi, ta bilinen tarihinden bugüne kadar süre gelen BİTS'in ekonomisi, iktisat yapısı, BİTS ticaretin neresindeydi, ekonomisi hangi boyuttaydı, hangi evreleri, aşamaları geçirdi ve şu anki durumu nedir? Kısaca bunlara bir değinmek istiyorum. Tabii geçmiş konularımızda hep BİTS'in tarihini anlattık, iktisadi tarihini anlatmadık. Dediğim gibi bu BİTS TV'de, hatta Türkiye'deki televizyonlarda yayınlanacak ilk eserdir. İktisat BİTS'in iktisadi tarihi. Efendim, geçmiş haftalarda anlattığımız konular da BİTS'in kadim bir tarihe, geçmiş çok çok eskilere dayanan, mazisi çok güzel olan bir şehir olduğunu ifade etmiştik. Hatta bu şehri anlatırken de şöyle söylemiştik. Belki Göbekli Tepe'den sonra iyi bir araştırma yapılmış olsa, bu bölgede Anadolu coğrafyasındaki en eski kadim yerleşim yeri Göbekli Tepe'den sonra Van Gölü Havzası gelir. Van Gölü Havzası'nın kendisine ait güzellikleri var. O tarihlerde göl ulaşımı var. O tarihlerde kadim uygarlıkların yerleşmesi için gerekli olan bütün arazi şartları var. Ve yine Van Gölü Havzası'nın en büyük belirgin özelliği yağış alan bir yer ve senenin 300 günü güneş gören bir alandır. O geçmiş tarihlerde insanları cezbeden özellikler bunlardı. Ulaşım, efendim tarım, hayvancılık, avcılık ve güneş görmesi. Çünkü bu anki, şu zamanki gibi göz önüne getirirsek ne bir kalifer, ne bir ısıtacak bir tesis, herhangi bir şey yok. Sadece yaktıkları, efendim, odundu. Böyle olunca da halk sıcak yerleri tercih etti. Neden insanlık önce Arabistan coğrafyasında yerleştiği ortaya çıktı? Sıcak olduğu için sobada, ateşte olmasa belli bir süre dayanabileceğini gösteriyordu. İşte Van Gölü Havzası da sürekli güneş alan bir yer olduğu için insanlar tarafından tercih edilen bir yerdi. Kavimlerin göç yeri, biraz sonra göreceğiz, BİTS hakikaten bir merkez. Anadolu'ya açılan bir merkez. Efendim, resimlerle anlatmaya çalışalım. Daha iyi anlamış oluruz. İlk resmimiz gelsin. Bir bakalım. Bir konuda, bir ilk haftaki derste bunu anlatmıştım ama tekrar edeyim bu. Bu Adıcavaz yakınlarında 2018 yılında Dağcılar Supan Dağı'na çıkarken bir mağarada bu resmi buldular. Dağ keçisi. Kırmızı boyayla yapılmış. Van 100. Üniversitesi'ne haber verildi. Oranın Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü inceleme yaptı. Ve resmin bundan 10 bin sene öncesine ait olduğunu söyledi. Göbekli Tepe'den sonra 10 bin seneye tekabül eden, 10 bin seneye gelen bir ilimiz, bölgemiz yok. Demek ki Göbekli Tepe'den sonra insanlığın ikinci yerleşim yeri Van Gölü Havzası diyebiliriz. Zaten jeologların açıkladıklarına göre buzul çağının bittiği milattan önce 14.000-13.000 yıllarından sonra ilk yerleşim yerlerine bakıyoruz. Göbekli Tepe, arkasından gelen yer işte Adıcavaz'da bulunan ve tarihe ışık tutan, kadim BİTS tarihini aydınlatan bir resim.
bundan 10 bin sene evvel insanların bu coğrafyada, bu Van Gölü havzasında yaşadığını ispatlayan bir resim. Tabii tarih bu kadar eski olunca ister istemez ticaret de, ekonomi de o yönde gelişmek zorundadır. Belki ilk zamanlarda avcı bir toplum vardı ama zaman içerisinde bu avcı toplumun yanına bir de topraktan elde edilen ürünler geldiği vakit, ekinler geldiği vakit toplum gelişmeye doğru ilk adımı atmış oldu. Bir sonraki resme gelelim efendim. Bir sonraki resim işte Ahlat mağara evleri. Bunu almamın sebebi şu. Kadim tarihte nasıl ki dağda, bir mağarada bir keçi resmi yapılmışsa, bu resimde de insanlık o mağara evlerinde, Ahlat'taki bugün Harabe şehir dediğimiz yerde, mağara evlerinde, evet bu evlerde hayatlarını sürdürüyorlardı. Bunun bir benzerini ben Hasankeyf'te rastladım. Anadolu'nun birçok yerinde bu şekilde böyle mağara evleri var. Ha bu insanların yırtıcı hayvanlardan korumak için sığındıkları, barındıkları yer. Bu da bize işte bu Van Gölü Havzası'nın, Ahlat'ın, Adilcevaz'ın kadim bir tarihe sahip olduğunu, Van Gölü Havzası'nın tamamının çok çok eskilere dayandığını göstermektedir. Yerleşim olunca ticarette, ekonomide, iktisatta kendiliğinden gelecektir. Bir sonraki resme bakalım efendim. Bir sonraki resim. İç kale kazılarında, bu Ahlat Müzesi'nde sağ olsun yeri gelmişken müze müdürümüz Mikail Bey'e çok teşekkür ederim. Çok yardımları dokundu, bu belgeleri elde etmemizde çok faydalar oldu. Ben halkımızdan şunu istiyorum. Eğer Ahlat'a yolu düşerseniz ise mezarlığı gezdikten sonra, tüm kümbetleri gezdikten sonra mutlaka Ahlat Müzesi'ne bir uğrayın. O müzede zihninizi aydınlatacak, bölge tarihine ışık tutacak çok güzel nesneler var. İşte bu da onlardan birisi. Milattan önce 1200 yıl, yani bundan 5200 sene önce Tunç dönemine ait çömlek ve seramik. Zaten bir yerde jeologların, arkeologların bildirdiği şudur. Bir yerde çanak çömlek parçaları varsa orası yerleşim yeridir, yerleşim bölgesidir. Bizim Tunç Çağı dediğimiz Celali Taş Devri'nden sonraki gelen devire baktığımızda efendim 3200 yıllarına ait bu çanak çömlek bize o tarihlerde buranın bir yerleşim merkezi olduğunu, bir ticaret merkezi olduğunu, efendim kavimlerin göç yolu üzerinde olduğunu, bu çanak çömleklerle hem ticaret yapıldığı hem yemeklerin pişirildiğini ve böylece o zamanın ekonomisine bir ışık tutmuş olacak. Şuna eminim ben, bu bölgede yeterince arkeolojik kazı yapılsa çok çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını, güzel şeyleri bulacağımızı ben inanıyorum. Ve çevremizdeki gerek Bitseren Üniversitesi, gerek Van 100. Üniversitesi bu işlere bir ağırlık verirse, mesela şu anda Van 100. Üniversitesi Erdişe kazılar yapıyor ki, kadim tarihe ait çok güzel bulgular ele geçiyor. Ahlat Adıcavaz'da yapılacak bu kazılar, Bitse yapılacak kazılarda bu kadim tarihe büyük bir ışık tutacaktır. Efendim bir sonraki resmimiz, Tunç dönemine ait ev ve süs eşyaları. Tunç'tan yapılma, zaten ismini oradan almıştır. Vazolar, kaplar, kacaklar, yemek yenilen tabaklar ve süs eşyaları. Zaten sağ her iki tarafa bakarsanız sağ ve sol tarafa kolyeleri görürsünüz. Bunlar hem insanların kullanılması için hem ticaretin yapılması için değil. Sadece efendim alıp boyunlarına takmak değil. Bunları başka kavimlere, özellikle Mezopotamya bölgesine, Kuzey Suriye bölgesine ulaştırmakta büyük bir ticaret önemi haz ediyordu. O ticaretin de geçtiği yer Bitlis'ti. İşte bakın Ahlat'taki, Adıcavaz'daki kazılarda efendim Tunç dönemine ait ev ve süs eşyaları ortaya çıktı. Yine Ahlat Müzesi'nde bu sergilenmektedir. Dediğim gibi vaktiniz olursa Ahlat'a gittiğinizde o müzeyi bir ziyaret etmenizi isterim. Devam edelim efendim resme. Bir sonraki resim Urartu Hakimiyeti. Başlı başına bir medeniyet.
başı başına bir uygarlık, başı başına bir ekonomi. Efendim onların bundan 3000 sene önce yapmış oldukları su getirmek için kanallar halen günümüzde kullanılıyor. 3000 sene evvel tarlaları sulamak için su kanalları getirirlerdi. Evlerin önüne su getirirlerdi bu kanallarla. Ve o kanallar halen günümüzde aktif olarak kullanılıyor. Düşünün işte 3000 sene önceki Urartuların medeniyeti ulaşabildikleri seviye göz önüne alındığında takdir edilecek bir durum. Ve Urartu haritası, Urartu haritası dikkat ederseniz ise ta İran, Urmiye Gölü'nün de içinde olması şekliyle neredeyse doğuda Hazar Denizi'ne, kuzeyde Karadeniz'e, batıda İç Anadolu bölgesinde, güneyde ta Irak'ın ortalarına kadar giden bir geniş bir coğrafya. Ve bu coğrafyaya dikkat edin, en çok yerleşim yeri Van Gölü Havzası. Zaten başkentleri Van, Tuşba dediğimiz yer. İkinci önemli merkezi Erdiş ve Adilcevaz. Halen onlardan kalma eserler günümüzde devam ediyor. Ve güzel eserleri var, kayda değer eserleri var. Bir sonraki resimde en azından bu eserlerden bir tanesini görmüş olacağız. Bir sonraki resme gelelim. Yine Ağlat Müzesi'nde sergilenmekte olan Urartulara ait bronz yapılmış süs eşyaları. Bronzu bulup, bronzu günümüze kazandıran Urartulardır. Bronzdan evvel, işte Tunç devri dediğimiz devir, bakır devri dediğimiz zaman, bakır ve tunç revaçtaydı. Bronz kullanılmıyordu. Bronzun kullanılabilmesi için bakırın içerisine kalay karıştırılması gerekiyor. Anadolu toprağında kalay yok. Kalay o tarihlerde işte Afganistan, Pakistan, Hindistan o taraflarda çıkarılıyor. Merkeplerle affedersiniz. Afganistan'dan, Pakistan'dan kalaylar Van Gölü Havzası'na getirilecek. Hakkari üzerindeki Zagros Dağları aşılarak efendim Bitlis Boğazı'ndan delikli taşın olduğu yerden geçirilip merkepler sırtında işte Erdiş, Van, Adilcevaz'a getiriliyor. Kullanılma yolu bu. Yani kalay getirilirken yine Bitlis üzeri Bitlis yolu kullanılmış. Kalay bronz haline getirip işlendikten sonra da yine Mezopotamya'ya ve Suriye'nin kuzeyine satılması için Bitlis yolları kullanılmıştır. Ve sert bir maden elde edilmiş. Bununla güzel, çok güzel süs eşyaları, takı eşyaları, hatta resmi buraya getirmedim, avcılıkta kullanılan ok uçları, mızrak uçları, bıçaklar bu döneme ait çok güzel bir görsel görüntü ortaya çıkarıyor. Sağ olsun müze müdürümüz bu belgeleri bana verirken itinayla korunduğunu da gördüm. Ve büyük bir gayret gösterilerek, büyük bir ticaret, düşünün bundan 3000 sene evvel, 2500 sene evvel efendim Erdiş'ten, Adilcevaz'dan veya Van'dan kalkan bir merkep kervanı Afganistan'a, Pakistan'a gidiyor. Oradan kalaylar yükleniliyor. Zagros Dağları üzerinden Bitlis'in güneyine getiriliyor. Ve Baykan'dan sonra Delikli Taş ve Bitlis'e ulaştırılıyor. Bitlis üzerinden Adilcevaz'a, Erdiş'e, Van'a götürülüp bakıra karıştırılıyor. Bronz elde ediliyor ve bronz süs eşyaları, av eşyaları, savunma eşyaları olarak kullanılıp hem kendileri için hem de satı ticaret yapmak için yapılıyor. Van'da işlenen bir diyelim ki bu süs eşyaları yine affedersin merkepler sırtında Bitlis'e getiriliyor. Delikli Taş'tan geçiriliyor ki biraz sonra Delikli Taş'a geleceğiz ve Mezopotamya coğrafyasına efendim Kuzey Suriye'ye kadar bu ürünler satılıyor. Yani Bitlis ticaretin belki üretim yeri değil ama ticaretin pazarlandığı geçiş noktasının olduğu bir yer. İşte Bitlis'in özelliği bu. Bitlis'in 10 bin yıllık tarihe sahip olmasının en büyük nedenlerinden birisi bu. Doğu Anadolu bölgesini, hatta Kafkasya'yı, Güneydoğu Anadolu bölgesine, oradan sıcak denizlere,
Arabistan yarımadasına ta Afrika'ya kadar ulaştıran güzergah Bitlis geçitleridir, Bitlis boğazlarıdır. Sürekli bu buranın elde edilmesi istenmiş. Efendim İskender'den başlanmış. Hatta İskender'den evvel Kisenof'un 10 binlerin ricatı isimli eserine baktığınızda görürsünüz ki geri dönüşü, 10 binlerin ricatının çekilişi yine diyorum Bitlis üzerinden olup Güroyma kadar olan kısmı detaylı bir şekilde anlatmıştır. Orduların geçiş yeri, kavimlerin geçiş yeri, ticaretin geçiş yeri. Böyle olunca ulaşım imkanlarının bugünkü şekilde olmadığı o dönemlerde Bitlis çok büyük bir cazibe merkezi, ticaretin döndüğü bir yer, ticaretin ulaştırıldığı bir yer. Şimdi bir sonraki resme geçelim. Burada bir şey arz etmek istiyorum. Evet, bu Urartu döneminin Van Gölü ve yakınlarındaki demir üretimi. Urartular bakırı işliyorlardı. Urartular bronzu buldular, işlediler. Urartular demiri bulup işlediler. Ve dikkat edin, en çok demirin olduğu yer Bitlis. Demir yataklarının, demir o kırmızı kare şeklinde nokta nokta gösterilen yerler, demir ocaklarının olduğu yer Van merkezinde yok. Van Hakkari arasında var. Bir iki ocak işte Ahlat tarafında var ama Bitlis'e baktığımız vakit efendim Bitlis'in tamamı Muş'a uzanacak, Siirt'e uzanacak, Mutki'yi de içine alabilecek şekilde hatta Hizan'a gidecek şekilde tamamı demir üretim merkezleri. O kadar çok demir madeni Bitlis'te bulunuyordu ki hemen hemen her yerde bir demir ocağı kurulmuştu. Hatta geçenlerde bir Doğav Yaylası'nda bir olaya tanık oldum geçmiş bir kadim tarihte. Doğav Yaylası'nda Nalbantçılar Çarşısı denilen bir çarşı var. Halen kalıntıları duruyor orada. Efendim geçen kervanların atlarının ayaklarına nal çakılması için ve çok eskiler 40 dükkanın olduğunu söylerdi. Bugün şehirden 10 kilometre uzakta olan bir yerde ve demir atölyeleri vardı. Demirler işleniliyordu, nal haline getiriliyordu, atların ayaklarına çakılıyordu, çiviler yapılıyordu, atların ayaklarına çakılıyordu, kesici delici aletler yapıyordu. İşte bütün bunların nedeni Bitlis'te olan efendim demir ocakları. O tarihte Anadolu'da en çok demir cevherinin rastlanıldığı yer Bitlis. Zaten haritaya bakarsanız da hemen Van Gölü'nün batısında demirin yoğunlaştığı, demir üretimin çok çok olduğu yeri görmüş oluruz. Ve evet, Van Gölü Havzası Bitlis merkez olmak üzere sanki demir ocaklarının tamamı burada yapılmış. Hatta en son görüştüğümde bu Arıdağ köyleri, hocam eskiden burada çok demir ocakları vardı, demir eritme yerleri vardı. Bitlis'teki o zamanki bütün kesici delici aletler hep bu ocaklardan çıkarılan demirden yapılan aletlerdi. Efendim suya karıştırılırdı, çelik haline getirilirdi veyahut da dövülürdü, istenildiği şekil verilirdi ama demir üretiminde Bitlis ticaret merkeziydi. Nasıl ki efendim bronz üretiminde Van merkezse demir üretiminde de Bitlis merkez. Zaten demir üretimi çıktıktan sonra bronz ve bakır ikinci plana atıldı. Tunç ikinci plana atıldı çünkü demir cevheri çok. Elde edilmesi kolay ve dayanıklı. Bakır da kolay elde edersiniz ama bakır çabuk aşınır gider. Ama demir öyle değil. Hele sertleştirilmiş bir demir çok çok uzun hizmet edebilir. İşte o tarihlerde Anadolu'da kullanılan birçok silahın, birçok demir malzemelerinin ana kaynağı Bitlis'ti. Bunu nasıl söyleyeyim, başı başına bir konu, bunun bir incelenmesi, bir araştırılması, eski demir ocaklarının gün yüzüne çıkarılması lazım. Çünkü maden cevheri hiçbir zaman için değerini kaybetmez ve Bitlis'te bulunan bu ocaklar faaliyete geçtiği vakit Anadolu'nun birçok yerinin demir ihtiyacını Bitlis karşılamış olacaktır. Bir sonraki resme bakıyoruz. Urartuların maden sanatı. Hani büyük bir uygarlık dedim, gelişmiş bir uygarlık dedim.
O tarihlerde Mezopotamya halkına bakıyoruz. Mesela Asurlar sadece basıp yağmalamak, kırmak, dökmekle geçiniyordu. Yine Mezopotamya tarafında Elamlar, Sümerler, Babiller hep bu işlerle uğraşıyordu. Mesela Babil kralı Nabukadnezar yakıp yıkmadığı hiçbir yer kalmadı. Onlar bu tür yıkımla uğraşırken Urartular maden sanatında büyük bir boyuta gelmişti. Dikkat edin, havan dediğimiz dövme aracından tutun en altta ibriğe kadar, efendim testilerden tutun kazanlara kadar, süs eşyalarına kadar, hatta kazan yapmış efendim ayakçalarıyla beraber büyük kazanlar, işte Urartu'nun, Urartu medeniyetinin ulaştığı boyut, geldiği boyut. O tarihte hiçbir coğrafya, dünyadaki hiçbir coğrafya uygarlık bakımından Van Gölü Havzası'nı ulaşmış değildi. Van Gölü Havzası o tarihlerde tamamen Anadolu, sadece Anadolu değil, dünya coğrafyasında en gelişmiş bölgedir diyebiliriz. Bir sonraki resim, efendim Van Urartu merkezi, hani Van Tuşba dedik, Urartu merkezinde Van Gölü Havzası'nda göl ve karayolu yoğunluğu. Hem deniz yolu var, Van'dan kalkıp Tatvan'a geliyor. Yine Erdiş'ten Adilcevaz'a giden yer var. Adilcevaz önemliydi Erdiş gibi Urartular için. Ve karayolu da ister Van Gölü'nün kuzeyinden, ister Van Gölü'nün güneyinden gelin, Tatvan'dan çıktığı vakit iki kolaylı bugünkü yol çatı dediğimiz yerde, Muş ve Bitlis güzergahı sadece ve sadece bu alanda ve Bitlis onun için önemli bir konumdaydı. Bitlis ulaşım merkeziydi. Muş'tan sıcak denizlere ulaşamazdınız, Mezopotamya'ya gidemezdiniz ama Bitlis'ten Bitlis güzergahını kullanarak kolaylıkla Mezopotamya'ya gidilebilirdi. Şu resim haritada iki yol var. Van'dan Tatvan'a deniz yolu, yine Van'dan hem Van Gölü'nün altı hem üstünden Bitlis'e karayolu. İşte o ticaret merkezi olup kalayların bakıra karıştırılıp biraz önce gördüğümüz süs eşyalarının kapkacaklarının yapılıp gönderildiği, satıldığı düzergah Bitlis düzergahı. Bitlis'ten Delikli Taş'tan başlayarak Diyarbakır, Adana taraflarına, sıcak denizlere ve Diyarbakır üzerinden Mezopotamya'ya, efendim Kuzey Suriye'ye rahatlıkla bu eşyalar satılmaktaydı. Yine Bitlis'ten başlayarak Zagros dağları üzerinden, Hakkari'den geçen Zagros dağları üzerinden nasıl ki kalay geliyorsa, bronz da işlendikten sonra, bronz elde edildikten sonra aynı güzergah da Hindistan, Pakistan tarafına işlenmiş bronz satışı yapılıyordu. Yani her halükarda ister deniz yolu kullanılsın, ister karayolu kullanılsın, Bitlis merkez. Bitlis'ten geçmeden ne ham madde getirebilirsiniz, ne işlediğiniz mamulü başka bir yere satabilirsiniz. İşte 3000 sene evvelki Bitlis'in konumu. Devam edelim bir sonraki resme geldiğimizde. Delikli Taş. Bunu bir sefer anlatmıştım. İki defa tekrar anlatmak istiyorum. Dikkat edilirse iki tane tünel var. Hani biraz önce şunu söyledim. Urartular merkepler sırtında kalayları Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan alıp merkeplere yükleyip Zagros dağları üzerinden Bitlis'in güneyinden geçirerek Bitlis'ten Van'a aktarılırdı. İşte Bitlis'ten geçebilmesi için şu taşın efendim mutlaka tünel olarak açılması gerekiyordu. Zaten şeye baktığımızda, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımızda da o da bu Delikli Taş'tan bahsettiği vakit çok bu taşların, tünellerin olmasına rağmen kışın çok merkepler diyor, çok kervanın hayvanları diyor yuvarlanarak dereye kadar, Bitlis çayına kadar gidiyordu diyor. Üstteki tünel Urartular tarafından yapıldı. Şimdi hep şu tartışılıyordu. Efendim Urartular mı yaptı, başkaları mı yaptı? Bitlis'te eski tüneline bakarak, arabaların geçtiğini baktığı tünele bakarak karar veriliyordu. Bunu Urartular yaptı, yok efendim Evadullah Han yaptı diye anlatıyorlardı. Bir geri gelelim,
resimde, eski resme geri gelen, dikkat ederseniz iki tünel var. Üstteki tünel Urartuların yaptığı. O merkeplerin geçebileceği, bir yüklü merkebin geçebileceği şekilde yapmışlardı. Ama Urartulardan bir süre sonra İpek yolu başladı. Ta Roma'dan Şangay'a kadar giden, Arabistan'dan gelip Şangay'a, Roma'ya kadar ulaşan. Ama bu İpek yolu başladığı vakit atlar ve develerle ticaret yapılmaya başladı. Atlar ve develer o tünelden geçemediler. Geçemeyince bu defa o dağları aşamadılar. Çok çok zorluk çekildi, çok zayiatlar verildi. Abbasiler dönemindeki Abbasiler bitse hakimken İslam orduları, Abbasi Bey'i Evadullah Han'ın kızı Huma Hatun. Şerefname'de de der, Allah o kadından razı olsun, ne güzel eserler yaptı. O kadın Hatuniye Camisi'ni yaptı. Bugün Hatuniye Camisi Huma Hatun tarafından yapılmış. Karşıdaki köprüyü, Hatuniye Köprüsü Huma Hatun tarafından yapılmış. Karşıdaki bizim Hazo Hanı dediğimiz han, Huma Hatun'un yapmış olduğu Hatuniye Hanı'dır. Sonradan ismi Ribat Hanı ve efendim Hazo Hanı denir. Zaten Hanlar bölgesinde onu anlatıyoruz ve o kadın bu delikli taşı deldi. Zaten şerefname'de de ona muhterem bir kadındı. Kervanların rahatça gidip gelmeleri, yolcuların rahatça gidip gelebilmeleri için bir tünel açtı. Dağ taştan bir tünel açtı ve o rahatlıkla gidip gelindi. İşte biz bir şeyleri çabuk kaybediyoruz. Bu güzelim eserin kaybolmaması lazımdı. Hatta alttaki tünelin üzerine bir de kitabe vardı. Beyaz mermer üzerine yapılmış. Artık ilk yapıldığı an mı, genişletildiği vakit, çünkü ben hatırladığım vakit yıkılmadan belki hatırlıyorum. Kamyonlar içerisinden rahatla gidip gelebiliyordu. Bunun yok edilmemesi lazımdı. Biz kolayına kaçtık, tuttuk taşı yok ettik. Hayır, yok edene kadar biraz daha genişletirdik. Rahatla araçların gidip gelebileceği, tırların gidip gelebileceği şekilde biraz daha geniş bir hale getirirdik. Hem üstteki tünel, hem alttaki tünel, hem kitabesi kalırdı. Biz her şeyin kolayına kaçtık, tuttuk, efendim, delikli taşı yıktık. O güzelim eser ortadan kayboldu. Yine hep söylediğim bir şey var, Dideba'nın tepesinde gözetleme kulesi vardı. Bu kulenin manası, Dideba'nın zaten manası gözetleme demektir. O kulede sürekli nöbetçiler olurdu. Düşman yaklaştığı vakit, ister başhan tarafından, ister aşağı taraftan veya kervanlar geldiği vakit ateşler yakılırdı o Dideba'nın dağında. Ve haber verilirdi. Haberiniz olsun, kervan geliyor. İpek yolu kervanı geliyor. Halk gece vakti de olsa giyinirdi, giderlerdi, hanlar açılırdı, hamamlar yakılırdı, külhanlar yakılırdı, dükkanlar açılırdı, lokantalar açılırdı. Gelen kişiler orada ağırlanırdı. Çünkü büyük bir ticaret bırakıyorlardı, büyük bir gelir biz halka elde ediyordu. Ve onunla haber veriliyordu. Yine 1916 nasip olursa 3 Mart bitsin, işgal edildiği gün anlatacağım. 1916'da Bitlis işgal edildiği vakit o kulede, Dideban Dağı'ndaki kuleden sürekli ateş yakılıyordu. Düşman başına yaklaştı, silahını eline alan asker olsun, millet olsun mevziye giderdi. Ve o mevzide Bitlis'i korurlardı. Hatta o kulede nöbet tutan 16 askerimiz bir gece vakti baskına uğrayıp şehit edilince Dideban Dağı'ndan artık ateş yakılmaz oldu. Ve düşman bu şekilde şehri aldı. O televizyon vericileri yapılırken o kule yıkıldı. Biz diyorum ya, yıkmaya çok hevesliyiz maalesef. O kule yıkılınca da alttan 16 tane şehit askerimizin mezarları, kemikleri ortaya çıktı. İşte delikli taşta bunun gibi biz işin kolay tarafına kalktık. Dinamitlerle tuttuk, uçurduk. Yapılmaması lazımdı. Güzel bir tarihi eserdi. Bunları gelecek nesillere bırakılması lazım. Bu gelecek nesillere fotoğraflarla değil, anlatımlarla değil. Bizzat yaşayarak görmeleri lazım. Gidip oraları görüp sahip çıkmaları lazım. Geçen çarşı merkezine gittim. Köprüler yapılıyor. Ne kadar güzel.
harika, sanki ilk yapılmış gibi, böyle insana gurur veriyor bir şey. Paşa Hamamı'na, Hüsrev Paşa'nın yaptığı Paşa Hamamı'na baktım. Ön kısımdaki küçük kulübe şeklinde dükkanlar yapılmış. Aha, bir ticaret yeri. O eski gün yüzüne çıkarılıyor. Ama işte bunu yapmamız lazım. Gün yüzüne çıkarmamız lazım. Hazo Hanı'nın tamir edildi. Ne güzel. Efendim Begiye Camisi tamir edildi. Ne kadar güzel. Köprüler yapılıyor. Ne kadar güzel. Bunları gelecek nesle bırakmamız lazım. Bu bitsin tarihidir, kültürüdür, geleceğidir, geçmişidir. Ama biz Didaban Dağı'nın tepesindeki kuleyi yıktık. Efendim verici verilecek diye sanki hiçbir yer kalmamış. Sadece o kulenin olduğu yere verici dikilecek. Sağı solu her tarafı boşalandı. Tuttuk delgi taşı, genişleteceğimiz yere delgi taşı yıktık, attık oraya. Yıkıcı olmayalım. Hep yapıcı olalım. Gelecek nesillere bu eserleri bırakalım. Bu bitsin iktisat tarihinin birinci bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.